Vikingler Batı Avrupa, Afrika kıyıları, Güney Avrupa, İspanya, Endülüs Müslüman Emevi Devleti'ne, Amerika kıtasında Kanada ve kuzeyde Grönland ve İzlanda'ya kadar saldırılar düzenlediler. 8. yüzyıl sonlarında ana vatanları İskandinavya'dan çıkan Vikingler, Avrupalılar ile olduğu gibi Müslümanlarla da etkileşime girdiler. Bunun sonucunda savaşlar, ticari ilişkiler ve Müslümanlığı seçen Vikingler de oldu. Müslümanlığı seçen Vikingler peynir ticaretiyle uğraştılar. Haritada Viking akınlarını görüyorsunuz. Amerika'ya olan akınlar. İsveç'te bulunan Viking kadın mezarında kadın üstünde Kufi olarak adlandırılan Arap alfabesi yazılmış Allah anlamına gelen illallah olarak okunan bir yüzük bulunmuştur. Bu yüzük yağmalama sonucunda ganimet olarak getirilmiş olabilir. Veya gidilen yerden Müslüman olup dönen bir Viking'in karısını Müslüman yapmış olabileceği de düşünülebilir. Vikingler İsveç tarafından gelirken Akdeniz'e Cebeli Tarık Boğazı'ndan girerken Müslüman Endülüs İspanya'sında Emevilerle karşılaştılar. Emeviler Vikinglerin baskın şeklindeki vahşi saldırılarından sonra toparlanıp Vikinglerle başa çıkmasını öğrendiler ve Viking gemilerini yok edip binlerce Viking savaşçısını savaşta öldürüp esir edilenleri de idam etmişlerdir. Emevilerin ilk başta yenilgilere uğramasının nedeni Endülüs Emevilerinin tehlikenin Kuzey Hristiyan topraklarından geleceğini düşünerek Güney İspanya sahillerinde savunmaya az önem vermesiydi. Vikingler, Varegler ve Normanlar olarak iki ulusa sahiplerdi. Varegler İsveç topraklarında yaşamış Vikinglerdir. Varegler doğuya doğru Karadeniz ve Hazar Denizi'ne kadar yayılmışlardır. Normanlar ise günümüzde Danimarka ve Norveç toprakları üzerinde yaşamış Vikinglerdir. Normanlar İngiltere, Fransa, İzlanda, Grönland, Kanada, Endülüs ve Fas sahillerine saldırılar düzenlemişlerdir. Yani Batı Avrupa, Güney Avrupa, Amerika'nın kuzey kırları, Kuzey Afrika buralara saldırılar düzenlemişlerdir. Müslümanlar Varek Vikinglerine, Rus, Norman Vikinglerine ise Mecus diyorlardı. Avrupa'nın doğusunda bulunan Varek Vikingleri Bulgar ve Hazar ile karşılaştılar. Ticari faaliyetlerde bulunan Vikingler saldırı yağma yapsalar da bu bölgelerdeki güçlü ve birlik ordular karşısında başarılı olamadılar. Avrupa'nın batısında bulunan Normanlar ise siyasi birliğin olmadığı Batı Avrupa'da daha rahat saldırı ve yağmalar yapmışlardır. Vikingler diğerlerinden üstün yapan nedir?
Vikinglerin gemi inşa becerileri gelişmişti. Görkemli uzun gemileri olmasaydı o kadar uzağa ulaşamazlardı. Vikingler o kadar çok gözlemlemiş ve deneyimlemiş olmalı ki gemi inşa teknikleri kendilerine saklamışlardır. Atlantik Okyanusu'nu geçmek bir yana, pusulanın olmadığı zamanlarda okyanusta yelken açarak yön ve gidilecek yerin bulunmasının zorluğunu hayal edin. Vikingler baskına giderken gemide balık da tutuyorlardı. Böylece uzun yolculuklarda gıda ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Vikinglerin büyüklüğü için diğer önemli faktör, onları hayatta ve savaşta güçlendiren dini inançlarıydı. Viking savaşçıları ölümden korkmadılar. Kadere ve kaderi yaratan Norn'lara inandılar. Savaşta ölürlerse Odin onları Valhalla'da yaşamları için seçecekti. Sonuç olarak gemi inşa etme becerileri ve dini inançları zamanlarında Viking başarılarına katkıda bulunan faktörlerin tümü değildir. Ana nedenlerdir. Avrupa'da Viking zaferlerini kolaylaştıran daha fazla nedenler vardır. Örneğin bu süre zarfında Avrupa'da yaşanan siyasi kargaşa sayesinde Vikingler komşu krallıklarına kolayca saldırabildiler.